Herkese merhaba, ben Doktor Burak. Bugün cerrahi el yıkamadan, steril el yıkamadan bahsedeceğim. Ameliyata girmeden önce bütün doktorlar, hemşireler, ameliyata girecek olan stajyer öğrenciler, ameliyata kim giriyorsa bu şekilde steril el yıkama yapmak zorunda. Bugün size bunu nasıl yaptığımızı göstereceğim. Her ameliyathanenin yanında gördüğünüz gibi çeşmeler olur. Orada kimi yerlerde sünger olabilir, sünger kullanabilir. Kimilerinde batikon olabilir. Bizde sünger olan var. Süngeri alıp her iki elimi öncelikle yıkıyorum, ıslatıyorum. Sonrasında süngerle ellerimden dirseklerime kadar temizliyorum. Bu işlemi 3 kez yapıyorum. Daha sonra süngerin fırça kısmı var. Bir tarafı fırça, bir tarafı sünger. O fırçalı kısmı da tırnaklarımı temizliyorum. Sonrasında ellerimden başlayıp dirseklerime kadar duruluyorum. Duruladığım sırada dirseklerime gelen su tekrar ellerime gelmemeli. Temizliği bozmamalı. Tekrardan ikinci kez süngerle, batikonlu süngerle ellerimi dirseklerime kadar iyice temizliyorum. Temizledikten sonra tekrardan duruluyorum. Ellerimden başlayıp dirseklerime kadar. Gördüğünüz gibi bir noktaya değen su diğer bir noktaya değmiyor. Böylece sterilite daha da arttırılmış oluyor. Üçüncü kez de yine ellerimi dirseklerime kadar batikonlu süngerle temizliyorum. Bu işlemi bazıları 3 ila 5 dakika tek bir seferde ellerini batikonlu süngerle temizleyip bir 3-5 dakika bekletip o şekilde steril olabilir. Bazı ekollerde bu benim yaptığım gibi 3 kez yıkayıp steril olabilir. Daha sonra ellerimiz yukarıda bu şekilde ameliyat odasına giriyoruz. Ameliyat odasında daha sonra steril olarak giyiniyoruz. O da başka bir videonun konusu. Şimdilik teşekkürler beni dinlediğiniz için.